Hepinize merhaba arkadaşlar borsa analizime hoş geldiniz. Bugün yine devre kestik %5 ile hatta devreden sonra da düşmeye devam ettik. %5.19 kayıp ile günü kapattık. Peki neydi bu sebep? Aslında baktığınızda gün içinde öyle elle tutulur bir sebep de yoktu. Sadece saat 18'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile ilgili yeni bir dava açıldığı haberi geldi evet, etkili midir bu tarz haberler? Borsa üzerinde etkilidir ama devre kestirecek kadar da etkili değildir. Bugün gün boyunca hisselerde derinlik ekranlarını takip ettiğim BIST tüm endeksindeki aracı kurumları sizlerle de paylaştım. Hani böyle çok fazla böyle yüklü satan da yoktu aslında son saat 5'e kadar yani son 1 saat kalana kadar. Son 1 saat kala ise iş yatırım geldi. Bütün hisseleri böyle boca etti insanların üstüne. Ve devreyi kestirdi. Devre kesildikten sonra da karanlık odada yine kim aldı? Yatırım finansman aldı. 1 milyar TL'ye yakın bir mal aldı karanlık odada. Bu arada yatırım finansman da zaten iş yatırımın bir kuruluş. Yani anlamadım neler döndü. Bir filmler döndü diye de yazdım zaten topluluk kısmından. Bu hareketler hoş değil. Evet, siyasi bir gerginlik var ülkede seçimler yaklaştıkça ve bunun da olmasını zaten bekliyordum ama bu kadar da erken olmasını beklemiyordum. Hani en azından Şubat dönemi, bilanço dönemini güzel bir şekilde fiyatlarız ve sonrasında böyle e, siyasi atışmalar başlar, gerginlikler başlar vesaire. Artık derin bir düzeltme içine gireriz dedik ama bizim siyasilerimiz e, bizden hızlı davrandılar. Yani piyasaya öyle bir giriş yaptılar ki işte davalar, işte laf atmalar, bilmem şunlar bunlar derken birileri de bu, bunu gördü ve erken sattılar. Yine işte yeni halka arz edilecek hisselerinde etkisi oldu tabii ki. O, o da kesinlikle bir etkisi oldu. Hani bazıları kabul etmiyor ama onun mutlaka etkisi var arkadaşlar. Çünkü birçok yeni halka arz hissesi. Biz 30 hisselerini teminat olarak kabul etmedi. Özellikle Astor Enerji. Şimdi oradan da BIST 30'dan çıkışlar olunca endeks etkisi ağır hisseler biliyorsunuz BIST 30 o da etkili oldu. Ama yine de bakın bu saydığımız her şeyi bir çuvala toplayıp koysak yine de devre kestirmemesi lazım. İşte kar satışıydı, İmamoğlu suydu, kayyumuydu, halk arzlarıydı. Hepsini bir sepete koysan da bugün bu devre kesilmemesi lazımdı. Perşembe günü de o %7'lik düşüş olmaması lazım. Şöyle teknik olarak bakalım hemen. 55 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış geldi. Burası kırıldı arkadaşlar. 4850 kırıldı. Her ne olur yarın yatırım finansman karanlık odada aldığı malı 4850'nin üzerine hafif çıkarır. Orada tekrar boşaltır. Hani işte borsa gidiyor vesaire diyerekten sonrasında tekrardan aşağıya çakarlar. Artık 4300'lerin yolu açıldı arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalama maalesef ben buradan dönmesini bekliyorum dediğim dönmedi. Bu net yani dönmedi. Günlükte zaten bakın satta 4 saatlikte MA 200'ün de altına sarktık. O zaten daha erken sata girmişti. RSI'de MACD ikisi de satta şu anlık negatif seyir devam ediyor. Bakın Eylül ayında biz 55 günlük hareketli ortalamadan dönmüştük. O banka operasyonu sonrasında hani buna güvenerekten de dedim ben 55 günlük ortalamadan tekrar bir yukarı tepki bekliyorum. Hani o tepki de gelmedi. Gelin bakın şöyle 17 Aralık tarihine gelelim. 17 Aralık'ta o borsa ve dolara çakıldığı hafta bakın borsanın tepeden çok sert bir şekilde düştüğü hafta bile biz 55 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış yapmadık. Bakın 55 günlük hareketli ortalama şu mavi çizgi. bize 17 Aralık'taki son 17 Aralık'tan sonraki süreçte bile biz 55 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış yapmadık ve bugün yaptık arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? 4300'lere gidiyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyeyim. E ne zaman 155 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmıştık biz? E 24 Şubat tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte tüm piyasalar, tüm küresel piyasalar devre kesmişti. Biz de taban olmuştuk o günde ve 100 günlük hareketli ortalamaya değdik. Ertesi gün kurtulmuştuk. Yani oraya değdik ve kurtulmuştuk. Muhtemelen yolculuğumuz yine oraya gidiyor arkadaşlar. Teknik olarak tüm göstergeler artık bugün itibariyle SATA döndü. Bundan sonrasını konuşalım artık. Hani artık oldu bitti. Destekler kırıldı. Göstergelerin zaten çoğu SAT'taydı. Bugünkü o son kale dediğimiz 55 günlük hareketli ortalamada yıkıldı. Bundan sonrası için ne yapılabilir? Bundan sonrası için artık zarardaki pozisyonlardan çıkış yapmak riskli arkadaşlar. Yani... Ben kendim şahsım adına e, zararda olan pozisyonlarım var mı? Evet var. E, gerekirse uzun vadeci olurum. Ama buradan çıkış yapmam arkadaşlar. Çünkü burada e, az önceki saydığımız nedenler evet borsayı gerer. Borsanın düşüşüne etki sağlar. Fakat burada aynı zamanda ağır bir manipülasyon da var. O manipülasyonlardan biri de şuradaki yeşil mum. Hatırlayın yine devre kestirdiler yatırım finansmanı aldı. Yukarıdan ertesi gün boşalttı malı. Ve yine bugün iş yatırım devre kestiriyor borsaya. Karanlık odada da iş yatırımın bir kuruluşu olan yatırım finansman topluyor. Yarın muhtemelen 4800'leri böyle yukarı doğru aşacak gibi gösterecek. Tekrar boşaltacak. Yani altta aldığını karanlık odada aldığını verecek. Ve SPK'da izleyecek muhtemelen. Daha bu sabah haber geldi değil mi? SPK'dan işte tüm işlemleri inceliyoruz falan. Hadi inceleyin. Perşembe ve Cuma günü yaşanan şuradaki olayı inceleyin. Hadi bugün yine son bir saat kala iş yatırımın devre kestirip yatırım finansmanın karanlık odada topladığı belki de yarın yine yukarı götürüp oradan vereceği inceleyin yani ben buradan duyuru yapıyorum. Hani herkesin tek tek gerekirse hesaplarını kontrol etsinler. Yani şu düşüş normal bir düşüş değil. Evet işte kayyumdu, oydu, buydu, İmamoğlu'ydu, seçim gerginliğiydi vesaireydi, halka arzdı tamam anlarım ama yani bu nedir yani bu 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 şunu gösterir. Yani bak 17 Aralık'ı açıyorum bak 17 Aralık ki kur korumalı mevduat böyle atom bombası etkisi yaptı Türkiye piyasasına. Dolara, altına işte vesaire her şeye. Bak o zaman bile biz 55 günlüğün altına inmemişiz. Şu an ne oldu yani hani Nereye? Bir yere mi girdik? Hani Yunanistan'a mı girdik? Nereye girdik? Hani böyle e, çok sert bir düşüş. Yani şuradan dönmesi gerekiyordu. Bakın tıpkı Eylül ayında olduğu gibi buradan dönmesi gerekiyordu. Ama bitti. Bu artık kırıldı. Yüz günlük hareketli ortalamaya doğru bir yolculuk başlayacak. Yarın 4850'nin üzerine çıkarsa da hani böyle alım için ekleme yapmak için hemen atlamayın. E, hala e, satta sistem sistem satta olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani ne olur yarın buradan bir anda yukarıya döner. 4850'nin üzerindeki adet günlük kapanış gelirse evet düzeltme bitti. Bu bir silkeleme operasyonuymuş diyebiliriz. Ama şu anki görüntü teknik görüntü 100 günlük ortalamaya kadar çekileceğiz gibi ama buradan da aşağısı olursa artık yani tekrar hani o borsamız çok ucuz dediğimiz yere geliriz. Yani 4300'ün altı olursa bu enflasyon ortamında o zaman hani ben de nasıl derler böyle işte kredi çekip girerim denilecek seviyeler olur benim için 4300'ün altı 100 günlük hareketli ortalamanın altı. Çünkü şuradaki bakın Ukrayna Rusya savaşındaki o tüm dünyanın taban olduğu gün bile biz buradan tekrar dönmüştük. Ve asıl rally de bundan sonra başlamıştı zaten. Bakın 1870'li rakamlardan sonra biz 5700 rakamları görmüştük arkadaşlar. Evet kötü bir durum. Yani bakın şöyle bir hesap yapalım. Şöyle bir ölçüm yapalım. Tepeden yüzde kaç yuvarlanmışız? Evet tepeden yüzde 17 düşmüşüz arkadaşlar. Ama bu düşüş aslında... Hani böyle ufak görünse de yani hani yüzde 40 yüzde 50 düşen piyasalar var. Tamam mı? Böyle Dow Jones, S&P CMP 500, Dur, Nasdaq bunlar hani yüzde 40 yüzde 50 düştüler o düzeltme yaşarken. Hani biz daha yüzde 17 düştük ama burada sinir bozucu olan şu. Çok kısa sürede yüzde 17 düşmesi yani işte yüzde 7, yüzde 5, işte yüzde 3, yüzde 3. Hani böyle insanların sinirlerini, psikolojilerini bozacak şekilde düşmesi. Hani ne olur her gün %1 düşersin. Ertesi gün 0.50 yukarıda olursun. İşte %1 düşersin. Hani öyle bir düşüyor ki devre kestiriyorlar vesaire. Hani kol keseyim ben işte zararına satış yapayım da alttan alayım deme fırsatın bile olmuyor. Sinir bozucu olan bu arkadaşlar. Ama uzun vadici yatırımcı olarak düşünmek her zaman daha doğrudur. Yani eğer ki iyi bir şirkete yatırım yapmışsanız o yan tahta dediğimiz hani biz yüzün de dışında olan hisselerdense e, onlar için bir şey diyemem ama e, bizim takip ettiğimiz hisseler BIST 30 ve en kötü BIST 100. Sadece Huner BIST 100 dışındaydı o da BIST 100'e girdi. Yıldız pazara da alındı aynı zamanda. Hani BIST 100 içinde bir hissedeyseniz ve şirkete güveniyorsanız uzun vadeli yatırımcı olmak her zaman daha iyidir arkadaşlar. Bu tarz kısa hareketler, volatil hareketler hem sinir bozucu olur hem stres yapar e, hem de böyle daha az karla ayrılmanızı sağlar sizden. Maalesef ülkemizdeki piyasalar bu şekilde arkadaşlar. Alışacaksınız artık yapacak bir şey yok. Hani insanlar %65 enflasyonun olduğu ülkede ki Enag'ın açıklamış olduğu %137. İşte dolara para yatırıyorlar veya döviz diyelim dolar demeyelim. İşte operasyon yapılıyor. İşte yarı yarıya indiriliyor bir gecede. Sonra 5-6 ay boyunca onu hapsediyorlar bir yere. Hiç kıpırdamıyorlar. Sabit kura geçmiş gibi. İşte altın alıyorsun enflasyona korunmak için, enflasyondan korunmak için. O da dolarla birlikte hareket ettiği için oradan da bir darbe yiyorsun. O da yükselemiyor. E, borsaya geliyorsun. Borsada böyle işte en ufak bir e, haberden nem kapıyor. Paldır küldür aşağı yeniyor. Düzeltme desen düzeltme değil. Bu başka bir şey. Yani hani düzeltme Böyle nasıl olur? Çaktırmadan olur. işte. bir gün yüzde bir düşersin. Ertesi gün işte yarım puan yukarı. Sonra yine bir yüzde bir düşersin. Hani borsa desen öyle. Yani insanlar bu enflasyondan korunmak için hani tutunacak bir dal arıyor. Gerçekten Türkiye piyasaları çok zor. Ama ben her şeyin düzeleceğine inanıyorum arkadaşlar. Yüz günlük ortalamaya kadar düşüşler devam edebilir. Artık buranın da altına iniyorsa az önce de dediğim gibi Hani ekstra alım yaparım hani kredili alım mı dersiniz buna başka bir şey mi dersiniz ekstra alımlar düşünürüm yani 4300'ün altına inerse ve enflasyon da bu şekilde kalmaya devam ederse borsamız o eski aylarda söylediğimiz gibi çok ucuz lafını tekrar etmeye başlarız 4300'ün altında. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.